İrem Helvacıoğlu'nun kedileri Lokum ve Çörek'le yaşadığı evinin her köşesini sizler için gezdik. İşte sadece Show TV'de izleyebileceğiniz o özel haberimiz. Güzeller güzeli İrem Helvacıoğlu evinin kapılarını ilk kez Show TV'ye açtı. İlk defa. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Dev bir yangından kurtulan gizemli aynasının arkasında ne yazıyor? Atölyede bir yangın çıktı ve tek kurtulan bu. Bunun arkasında bir not yazmış bunu. Bu ürün 29.07.2020. Neden kendisi için Yıldız Tilbe'nin askerleriyiz diyor? Yıldız Tilbe'nin askerleriyiz. Çok şaşıracaksınız. İrem Helvacıoğlu hangi çok ünlü ismin hayatını canlandırmayı istiyor? Yani hep çok beğenirim. İrem Helvacıoğlu'nun kedileri Lokum ve Çörek'le yaşadığı evinin her köşesini sizler için gezdik. Çöreğin her yerinden sevebilirsin. Lokum çok öyle değil. Epeydir bir ev ziyareti yapmıyordu Ömür Sabuncuoğlu. Hasreti çok güzel, çok yetenekli bir isimle bitirdi. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün Türkiye'nin en güzel ve en başarılı oyuncularından birinin evine konuk olacağım. Ve ilk kez oluyorum galiba. Evet. Sevgili İrem Helvacıoğlu. Ya o kadar güzel tanıttın ki çok utandım, cevap veriyordum. Günaydın herkese. İlk defa evinin kapılarını açıyor kameralara. Bu da bize nasip olduğu için çok mutluyuz. Galiba evini ilk kez ekranlara getireceğiz. Aynen öyle, ilk defa. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Girişte şık bir ayna karşılıyor bizi. Bir hikayesi var üstelik bu aynanın. Şurada çok güzel bir ayna var. Ben onunla başlamak istiyorum. Bu ayna Ankara'da mobilyalarımı yaptırdığım ahşapçı yapmıştı bunu. Bana özel yaptı. Bu el yapımı bir ayna. Bunu yaparken de atölyede bir yangın çıktı ve tek kurtulan bu. Gerçekten. Evet. Hatta arkasında falan da bunun arkasında bir not yazmış bana, çok uzun böyle hani. Görebiliyor muyuz? Görebiliriz bence. Bakalım ne yazıyor yangından kurtulan aynanın arkasında. Bu ürün 29.07.2020 günü. Gördüğü yangından sağ çıkmayı başaran dört üründen biridir. Evet. İrem Hanım'a sevgi ve saygılarla. Güzelliği aynaları çatlatacak cinsten ama pek sevmiyor aynalarda yaşamayı. Peki aynalara sık sık bakar mısın böyle? Allah'ım ne kadar güzelim falan. Ya öyle çok bakan biri değilim aslında yani. Ya aynanın enerjisini seviyorum. Aslında bunu mesela buraya asmak istemiştim ama Feng Shui'ye göre de böyle hani evin dışına bakan bir yere asmak iyi değil deniliyor. O yüzden de bunu oraya asmak istemedim hani. Bu tarafta biraz böyle hani evet ilk girdiğinde görünür bir yerde ama tam olarak görünür bir yerde de değil. İki güzel tablo var salona geçerken. İki tane çok güzel tablo var. bu bana doğum günü hediyesi Ebru'nun. Bunun da arkasında not var. Her ne gönlünden geçiyor ise evren seni hep iyi, mutlu, huzurlu anlara tesadüf ettirsin ve önüne hep geçinmeye gönlü olan insanlarla karşılaştırsın. Su kız, iyi ki doğdun. Ebru Ceylan yapmıştı bunu. İkinci göz desenli tablonun da öyküsü ilginç. Bu da yine Ebru'yla bir gün böyle sohbet etmeye evine gitmiştim. Ondan sonra böyle sohbetin bir ilerleyen yerinde böyle çıkarttı işte. Al bakalım, bu senin kağıdın, bu da benim kağıdım. Göz çizelim, tamam. Ondan sonra dedi ki sen gözüne gaga çiz, ben ne çizeyim dedi. Ben de dedim ki kanatlar çiz. Gözün içini ne yapayım? İşte ben kareler çiz demiştim. Ondan sonra bana da yuvarlaklar çiz. Peki bu kimin şarkısı? Ben Yıldız Tilbe dedim. O bana Sezen Aksu dedi. Benim çizdiğim resim onda, onun çizdiği resim bende. Böyle ilk girişte olmasını istedim. Çünkü güzel bir enerjiyle çizmiştik bunu. Bir Yıldız Tilbe hayranı olduğunu öğreniyoruz tabloya bakarken. Yıldız Tilbe'nin askerleriyiz. Evet, ben Yıldız Tilbe'yi çok seviyorum. O yüzden de hani böyle görünür bir yerde olsun istedim bunun. Yıldız Tilbe mi, Sezen Aksu mu? Yıldız Tilbe. O kadar. Evet. Peşindeyim koşa koşa. Evlenelim istersen boşa. Baktın olur ya, anlaşırsak.
salona geçiyoruz. Fotoğrafları var yerde. Evet, şimdi salona doğru adım atıyoruz. Ve hemen fotoğraflar dikkatimi çekti. Fotoğrafları henüz yerleştirip asamadım. Yeni taşındın değil mi evet, bu arada? Evet, yeni taşındım ben. O yüzden yoğun tempoda çalıştığım için de hani çok fazla detayına dokunamadığım birçok yeri var aslında evin. Hala eksik yani. Her dizisinin ekibiyle bir kare fotoğrafı var mutlaka. Benim ailemin parçası Sen Anlat Karadeniz'deki Cem, Furkan, Sinan ve Ulaş. Hı hı. Onlarla da bu şeyin olmasını istedim, bir fotoğrafımızın olmasını istedim. Özcan Deniz'le de bir dizi çekti ama ona dair bir fotoğraf göremiyoruz. Genelde burada hani arkadaşlarım ve oynadığım projelerdeki rol arkadaşlarımla fotoğraflarım var. Bu anlamda hani sormak istiyorum, mesela Özcan Deniz'le küs müsünüz? Onunla da bir projede yer aldınız. Şu an konuşuyor musunuz? Dargın mısınız? Yani aslında bunu çok konuşmak istemiyorum galiba. Önce çok girmek istemese de sonra tatlı tatlı anlatıyor meramını. Yani arkadaş olmak gerçekten çok büyük bir adım. Bazı insanlarla tanışırsın. Bazı insanları sadece hani bir tanışıklığın vardır. Bu illaki zaman geçirdiğin için de arkadaş olduğun anlamına gelmez. Bazı insanlarla sadece tanışıklığın vardır. Ama bazı insanların senin hem arkadaşın olur hem ailen olur. Buraya koyduğum insanlar, yani şu anda bu evimin bir parçası haline getirmeye çalıştığım kişiler benim arkadaşlarım ve hani ailemden bir parça dediğim, çok fazla paylaşımın olduğu kişiler. Bazıları da sadece tanıdığım. Bu kadar. Gayet güzel anlattın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kitaplığına geçtiğimizde psikoloji ve sosyolojiye olan ilgisini gözlemliyoruz. Anladığım kadarıyla psikoloji ve sosyolojiyle ilgileniyorsun. Evet ve tamamen iş olarak denk geldi aslında. Yani hep çok sevdim. Sherlock Holmes, polisiye romanları, polisiye filmleri, gerçek hayat hikayeleri, gerçek bir katilin anılarını falan filan hep çok sevdim. Psikolojiyi de çok seviyorum. Yani bizim aslında ilişkili, yani ne kadar oyunculukla bir bağlantısı olmuyor gibi gözükse de aslında psikolojiyle çok büyük bir bağlantısı var. Bir karakter yaratabilmen için, derinlemesine bir şey oluşturabilmen için bir psikolojik bir şeyler biliyor olman lazım ki geçmişini bile bilmiyor olsam bile senin önüne konulmuş günden itibaren ki şeyleri, fikirleri birleştirip geçmişini yaratabil. O geçmişte seni besleyebilsin, yani senin karakterini besleyebilsin gibi bir durum var. O yüzden psikoloji ve sosyolojiyle evet ilgileniyorum. Amy Winehouse kitabı da var rafta. Ondan yola çıkarak hayatını oynamak istediği kişiyi de öğreniyoruz. Peki Amy Winehouse'un hayatını oynamak ister miydin? Bilmiyorum, çok zor olabilir. Değil mi? Yani herhalde başka birini tercih edebilirdim mesela? Ya. Mesela? Bir Türk olsa bu. Ayşen Gruda'yı oynamak isterdim galiba. Ha, eğlenceli olur. Evet. Yani onun güzel hikayeleri olabilir güzel diye de düşünüyorum. Güzel bir biyografi olarak. Evet. Kimsenin de aklına gelmedi. Çok iyi bir fikir bence. Yani bir anda o geldi. Evet. Yani hep çok beğenirim. Hala da çok beğenirim. Yani bence çok iyi bir yer etmiş. Yeşilçam'a damgasını vurmuş. Hala kesinlikle. Da çok konuşulan. O yüzden farklı bir şeyinin olabileceğini düşünüyorum, hikayesinin olabileceğini düşünüyorum. Yani bizim gördüğümüzün dışında o neşeli kadının altında başka şeyler olabileceğini düşündüğüm için sanırım Ayşen Gruda'yı oynamak isterdim. Salonun en güzel yeri kedisi Lokum'a ait. Burası Lokum'un yeri zaten. Bu minder çöktü. Çünkü sadece o yatıyor burada. Kendisi sevimli gibi gözüken aslında biraz vahşi olan bir kedi. Yani böyle öyle hiçbir mi? Şey yapmayacakmış gibi gözükür. Yaparmış olmuş. Ama yapar. Merhaba Lokum. Bir diğer kedisi Çörek'le tanışma hikayesi de oldukça etkileyici. Çörek. Tam Çörek. Çörek de... Tam bir Çörek. Beykoz Kundura Fabrikası'nda ben bir gün öğlen yemeği yerken ayağımın dibine geldi. O zaman çok küçüktü. Ondan sonra ben de böyle omlet yiyordum. Zaten omlet dışında da çok bir şey belli oluyor. omlet yerken bir yarısını ona yedirdim. Baktım ekmek de verdim, ekmek bile yiyor. Dedim ki ben bunu en iyisi oyuncu odasına götüreyim. Soğuktu da hava. Sabah da geldim, bıraktığım noktada yatıyor. Dedim ki bu hayvanın bir şey var. Yani yavru bir kedinin bu kadar hareketsiz kalması çok normal değil. Hemen veterinere götürdüm. Meğersem o sırada işte dişleri
çok kötü bir durumdaymış. Lenfleri şişmiş. Hmm. 40 derece ateşi varmış ve o yüzden hiç aslında hareket etmiyormuş. Sonra kendine geldikten sonra anladım ne kadar hareketli bir kedi olduğunu. Aslında bayağı hareketli. Şu anda da sizi aldatmasın. Hı hı. Böyle hareketsizmiş gibi durması bayağı yaramaz bir kedi aslında. O kedilerini, kedileri de onu pek seviyor. Zaten nasıl yatırırsan öyle kalıyor. Çöreğin her yerinden sevebilirsin. Lokum çok öyle değil. Lokuma öyle istediğin gibi dokunamazsın. Ama çöreği yatır, sev. Hiç gıkı çıkmıyor. Çörek 1 yaşında ama maşallahı var. Biraz tombik ve iri bir kedi ama... Oo, kaç kilo olmuş? Vallahi galiba o bir 5 kilo oldu. Lokum 6-6,5 kilo. O aslında 1 yaşına girmek üzere. Ve lokumu geçecek gibi bir hissiyat var. Yani bu obezitesini engellemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum da... Ne yapıyor da bu kadar şey, onu da anlamış değilim. Cam kenarındaki keyif köşesine uzanıyoruz. Burası keyif köşesi mi? Evet, burası aslında böyle şey, daha keyifli. Hani kitabı işte, kitabımı alıp kahvemi içerken hani böyle hem daha aydınlık olan bir noktada olabileyim diye. Burada işte saksılarım var. Gerçi şu an lavantalarım biraz kurudu. Hem havadan dolayı hem de nasıl su vermem gerektiğini bulamadım. Bir tane zeytinim var böyle. Ha. Ne güzel. Verdi mi hiç mahsul? Yok, hiç vermedi. Hiç vermedi. Herhalde şey değil. Yani bunu saksıdan çıkartman lazım demişti bana. Hı. Saksıdan çıkartmadığın sürece böyle şey olur. Hani böyle gider, hiçbir şey olmaz zeytinin. Yani zeytinin öldüğü görülmemiştir dedi. Yani dedim ki ben öldürürsem herhalde tarihe geçerim. Yine güzel bir tablo karşılıyor bizi salonda. Evet, yine Ebru'nun tablosu. Hem uçmak istiyorsun hem başın dönüyor. Yani bu böyle... Sanırım renklerinden dolayı ve hani sanırım sloganları da hoşuma gidiyor. Evet, yani evet. Hep bir derdi var, bir şey anlatıyor ve o anlattığı şeyleri çok seviyorum. Salondaki kılıç ağacı çiçeği onun için önemli. Buradaki çiçekler de çok güzel. Kılıç çiçeğiyle alakalı şöyle bir şey duymuştum ben. Aslında birçok bölgede ve şeyde bilmiyorum sen hiç duydun mu, dilek ağacı olarak geçer. Kılıcı ekersin, yok. Eğer tutar ve uzamaya başlarsa dileğin çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ya da çok başarılı olacağını şey yaparlar. Hatta benim konservatuara girerken öyle bir tane annemin evinde şu anda duran bir kılıç var. O da öyle çok şeydi. Gerçekleşti mi o zaman? Evet. Ve salonun en lezzetli köşesindeyiz. Şimdi harika. Bu karbonhidratlı mı? Bir sofra hazırlamışsın. Bize mi? Evet, size. Ben diyorum ki bunun yanına bir de sağlıklı bir şeyler yapsam mı? Tamam. Benim yediğim şeylerden. Tamam, benim de yediğim şeylerden. Bunu da yarın pazar sürprizinde kahvaltı sofrasında buluşalım. İrem Helvacıoğlu'yla önce mutfağa girdik. Sağlıklı salatasını birlikte yaptık. Sen bize ne yapacaksın? Şimdi şöyle, aslında bu benim uydurmasyon yaptığım bir salata. Sonra pazar kahvaltısında takıntılarını öğrendik. Ses. İşteyken ses takıntım var. Ve İrem Helvacıoğlu aşkının bittiğini ilk kez itiraf ederken... Kalbin dolu mu şu an? Yok. Boş mu? Evet. Güzel sesini ilk kez duydu. Ben o duvarlara çarpa çarpana sır tuttum. Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. You should be stronger.